Herkese merhaba arkadaşlar. Böyle kendimi kasmayacağım. Oturdum sandalyeme rahat rahat böyle ayağımı da kaldırdım. Bundan sonra böyle rahat rahat anlatacağım videolarımı. Size bu Hemiş markasının temizleyici balmını anlatacağım. Büyük boyu benim yurt dışındaki evimde kaldı. Orada şu anda gidemediğimiz için pandeminin dolayısıyla size böyle bendeki küçük bir boyu var. Onunla gösteriyorum ürünü. Bu küçük boyun zaten tamamen bitirdim. İçinde hiç yok. Gördüğünüz gibi sıfır. Hiç yok içinde. Bu ürünü satın almadan önce bu bir setten çıkmıştı ama hani setten önce ben büyük boyunu satın almıştım. Almadan önce de Instagram'da bir anket yaptım. Hani bu ürünü kullanan var mı? Memnun musunuz? Yorumlarınızı bana bırakır mısınız şeklinde bir çalışma yaptım yani. Ve orada bayağı bir insan bana yorum yaptı. Çok popüler bir ürünmüş aslında. Yani düşündüğümden daha çok bilinen, daha çok popüler bir ürünmüş bu ürün. Genel itibariyle ya çok sevilen bir üründü ya da bence biraz fazla abartılı denilen bir üründü. Yani hiç beğenmediğim, çok kötü diyen hiç yoktu. Genelde ve orta ve üst seviyede yorumları vardı açıkçası. Bana gelen yorumlarda en azından. Benim yorumlarıma gelelim. Ben böyle temizleyici balmlarda veya temizleme yağlarında çok fazla çeşit kullandım. Çok severek de kullanıyorum. Bunlar çok pratik oluyor. Bu da böyle balm gibi, krem gibi, katı bir vazelin gibi düşünün. Alıyorsunuz, eliniz de kuru, yüzünüz de kuru. Yüzünüz de kuru kuru böyle sürüyorsunuz. O böyle daha kremsi oluyor ve yağ kıvamına geliyor ve böyle makyajınızı falan çıkartıyor. Ten makyajını çıkartma konusunda ben oldukça başarılı buldum. Yani güzelce ten makyajımı çıkartıyor. Ve ben üzerinden bir misel solüsyonla falan geçersem pamuğa bir kir gelmiyor. Göz makyajında ise ben çok ağır maskaralar kullanıyorum. Çok ağır derken hani çok suya dayanıklı, suda çok çıkması zor maskaralar kullanıyorum. Onları çıkartma konusunda bazı arkadaşlar ten makyajında çok başarılı ama göz makyajında çok başarılı değil demişti. Ben göz makyajını çıkartma konusunda da başarılı buldum açıkçası. Yani kullandığım en iyisi değil. O yüzden tekrar alacağım bir ürün değil açıkçası. Ama başarısız da demiyorum. Çok nadir, çok zorlu bir maskaraysa ve biraz fazla kat kat kullanmışsam orada evet beni birazcık zorladı. Ama onun dışında benim göz makyajımı çıkartma konusunda beni zorlamadı açıkçası. Ben göz makyajı konusunda da çıkartma konusunda da başarılı bulduğumu söylemek zorundayım. Onun dışında benim gözlerim inanılmaz alerjik ve şu anda da bilmiyorum belli oluyor mu bu daha kısık ve şu anda kırmızı birazcık geçmiş olsa da hala kırmızılıkları var. Devamlı gözlerim benim bu şekilde alerjiktir. Biri böyle iri yuvarlaktır, biri böyle biraz kısıktır. Devamlı ovalıyorum, devamlı kaşınıyor falan. İnanılmaz alerjik bir gözüm olmasına rağmen ben de yakma, yanma falan olmadı gözümde. Bunu kullandığımda işte bir alerjik, bir şişme, kızarıklık. Bunu kullandığım süre boyunca hiç böyle bir şey yaşamadım. Mesela bunu ben MAC'te çok yaşadım. MAC'in temizleme yağında işte çok seviyorum temizlemesini ama gözümde bulanıklığa sebep olabiliyor ve kızarıklığa sebep olabiliyordu. Bunu kullandığım süre boyunca bu böyle bir şey yaşamadım. O konuda da çok sevdim. Söylediğim gibi ha bir de durulanma konusuna geçelim. Durulama konusunda da zorlamadı beni yani o yağlı histen çabuk kurtuldum yani çabuk bir şekilde durulayabildim ürünü. Çok aşırı derecede çok böyle hızlı bir şekilde hemen arınmadı ama ideal şekilde hızlıca cildinden arındı. Bana sorarsanız çok da bereketli bir ürün. Azıcık bir ürün alıp yetebiliyor tüm gözüme. Yani azıcık bir ürün alıyorum. Hafif göz kapaklarına bırakıyorum. Buralara falan filan bırakıyorum. Güzelce ovuyorum. Azıcık bir ürün de benim bütün makyajımı temizleme konusunda yeterli oluyor. Hiçbir zaman işte ikinci bir katı ihtiyacı hissetmedim açıkçası yani. Fiyatı da şu an ne kadar bilmiyorum. Büyük boyu hani 150-160 mıydı neydi en son yanlış olmasın ama fiyat vermeye gereksiz buluyorum. Çünkü ülkemizde siz de çok iyi biliyorsunuz ki günden güne fiyatlar yükseliyor. O yüzden fiyat vermemin de bir manası yok. Bir daha alır mıyım? Ne almam? Neden almam? Kötü olduğu için asla değil. Daha iyilerini kullandığım için.
bir daha almam diye düşünüyorum. Alabilirim, bilmiyorum. Ben sevdim açıkçası ama hani farkındaysanız ben yeni yeni ürünler denemeyi çok seviyorum ve hep böyle bu tarz ürünler devamlı farklı markalardan çıkıyor açıkçası. Ben de büyük ihtimal onları denemeye gideceğim. O yüzden de almayacağım diye düşünüyorum. Ama alınmayacak bir ürün değil benim nezdimde. Böyle işte arkadaşlar, bereketli olduğu için de fiyatı size pahalı gelse de çok da içiniz yanmasın bence. Çünkü yani uzun süre kullanabiliyorsunuz, o konuda sıkıntı olmasın. Ve böyle katı ürünler seyahatlerde de kolay oluyor. Yani akma kokma gibi şeyler de olmuyor. Yağ birazcık da akma sıkıntısı olabiliyor ambalajına göre. Öyle. Beni dinlediyseniz eğer çok teşekkür ediyorum. Dinlemediyseniz de bir şey yapmıyorum. Görüşmek üzere.